Putin için bundan birkaç yıl önce evet. MR'ler hala mı kanatınız devam ediyor? Kanatım devam ediyor. Şimdi bazı MR'ler var. Bu Türkiye ile bazen Erdoğan'la bir samimiyet veren... Evli olacak. Yani zıt zıddına mümasildir diyor. Zıt zıddına muhayil ise de birçok ustalarda mümasildir diyor. Yani mesela kör Bediüzzaman'ı çok takdir ederdi. Yani evet, muarızıydı, düşmanıydı ama bunun dik duruşuna, cesaretine, gayretine, çalışmasına hayrandı. Zıt zıtına birçok uçlarda muhayir ise de çok uçlarda da mümasil olur. Şimdi zamanımızda siyaset ahvalinde, siyaset aleminde insanların elinde çok fazla bir şey kalmamış. Kudret hükmediyor. Allah'ın kudreti hükmediyor. Sebepler hemen hemen ortadan kalkmış gibi. İnce bakarsan bunu görürsün. Şimdi ben sana soruyorum. Bir işin içinde NATO ola. Amerika ola. 40 seneden beri bir darbeye hazırlanmış olanlar. Ve kendilerine çok münasip, dindar görünen bir kızılı ele geçirmiş olanlar. Ordunun paşa tabakasının %4/3'ünü ele geçirmişler. Yani 4/3 diyorum da öbürlerde nedir o da belli değil. Subay tabakasının tamamı böyle. Şimdi ordudan atılan, içeri giren kaç tane general biliyor musun? 150 civarında general var. Türkiye'de zaten 300 tane general var. Felaketi düşün yani, felaketi düşün. Ordu ele geçirilmiş. Hakimler ele geçirilmiş, polis ele geçirilmiş. Ve bunlar NATO'nun akıl danalığı altında, NATO'nun verdiği, çizdiği strateji içerisinde darbe teşebbüsüne geçiyorlar. Uçakları var, tankları var, helikopterleri var, askerleri var, her şeyleri var. Allah bu darbeyi durdurdu. Öyle ahım şahım göğsünden iman fışıran adamlarla da durdurmadı. Kulağındaki küpeli adamlarla çoğu durdurdu. Öyle mi? O tankın önüne yatan adamın resmine baktınız mı? Elini böyle açmış. Kafası kendisi demirci gibi. Kulağında küpe var. Allah sebepsiz olarak bu darbeyi durdurdu. Çünkü Ümmet-i Muhammed'in son kalesi Türkiye. Ümmet-i Muhammed'in dayanacağı tek yer kaldı, o da Türkiye. Yani Ehl-i Sünnet akidesi. Sebepleri ortadan kaldırdı yani. Onun için bu Erdoğan'la görüşmesi, şey yapması, bunların hepsi ahir zaman hadisatıdır. Büyük bir şerri ortadan kaldırmak için insan ayıyla arkadaş olabilir yani. Olmaz mı? Şimdi sen ayıyla boğuşurken bir bizim kangal tipi bir köpek geldi ayıyı boğdu şuraya attı. Vay sen benim şerefim köpek bana yardım etti dedirtmem ben sana deyip çekip köpeği mi vurursun? Yok. Gidersin güzel bir kuzu satın alırsın. Onu sorarsın kendisine dersin pişmişi mi seviyorsun? Çiğir mi seviyorsun? Kemikli mi, kemiksiz mi, kıyma mı yapayım, pirzola mı yapayım? Hatırını sorarsın köpeğin. Öyle değil mi? Seni ölümden kurtardı. Onun için bu siyasi ahvalde dengeler mühim. Ne Rus mühim, ne Amerika mühim, ne İngiliz mühim, ne o mühim, ne o mühim. Mühim olan memleketin menfaati ve dengelerdir. Onun da çoğunu, %99'unu biz bilmiyoruz. Elimizde istihbarat yok, bir şey yok. Sadece gazete haberlerine bakıyoruz. Netice-i kelam çok güzel gidiliyor. Allah'ın inayetiyle bu bayrak yere düşmeyecek ve dün bizi 34 devlete böldü İngiliz. Osmanlı'da, Osmanlı topraklarında 34 tane devlet kuruldu. Bunu İngiliz yaptı.
Şimdi 34 devletin birleştiği bir Cemahir-i Müttefika-i İslamiye, İslam Cumhuriyetler Birliği meydana gelecektir Allah'ın izniyle. Ne hiç şüphe yok. Onların her birisi Libya'sı, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ydi, Suud'du, şuydu, buydu. 34 tane devlet iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlı Cemahir-i Müttefika-i İslamiye meydana getirecektir. Bunlar kitaplarda yazılı olan şeyler. Bu durumun meydana, buna da fazla zaman kalmadı zaten. Ne dünyanın umumi siyaseti buna müsaade eder, ne şey. Şimdi Türkiye'ye bu kadar yüklenmelerinin sebebi zaten bunu bildikleri içindir. Bunları okumuşlar onlar. Bunlar bizden iyi biliyorlar. Belamları var onların. O belamlar, o bizim eserlerdeki bütün incelikleri onlara anlatıyorlar. Onlar da buna karşı tedbir alıyorlar. 1979'da Hümeyni'nin Fransa'dan getirilip İran'ın tahtına oturtulması ehli sünnet yükselişini durdurmak içindir. Şia'yı bunun karşısına çıkardılar. Ehli sünnetin yükselişini durdurmak içindir. Orada zahiren birbirlerine düşman görülmesine bakma. Oyun oynuyorlar. İşte İkinci Dünya Harbi'nden dünyayı taksim ettiler. İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Biri dedi ki, ben dedi hürriyetçi görüneyim, demokrat görüneyim, sen de komünist görün. Bir mümkün incitmeyelim, güzel güzel pay edip şu dünyayı geçinelim. Hadise bu. Ve perdenin arkasında oynadılar. Daima, halen de öyle. Halen de öyle. Yani zannetme ki onlar birbirlerine bağırıp çağırdıkları zaman arkasında bir şey gelecek. Gelmez. Bunlar bu meselelerde anlaşmışlar ta gününden. Yalta Konferansı'nda bu işi anlamışlar, halletmişler. Hulasa bugün Cenab-ı Erhamur Rahim'in işe el koymuş. Kimsenin fazla elinde bir şey yok. Herkes müttefiktir, herkes bunu kabul eder ki bu Erdoğan'ın düştüğü badirelerden normal bir insanın kurtulması mümkün değildir. Herkes bunu kabul eder. Düşünebiliyor musun, kendisinin muhafız subayı 7-65 tabancasında, belki de 9 milimetre tabanca silah taşıyor, mermi ağzında, emri Pensilvanya'dan alıyor. Bu adamın bir mermiyle halledeceğini, sen ne darbe bilmem ne bilmem ne bilmem ne, hepsi bir mermiye bağlı. Allah yaptırmıyor işte, Allah yaptırmıyor. Sonradan ortaya çıktı. Erdoğan'ın otel adresini veren o herif. Adresini verene kadar her zaman ensesinin dibinde dolaşıyor zaten. Bir tane söyleyecek o kadar. Allah yaptırmadı işte. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anla. Onun için Cenab-ı Hak işi ele almış. Sadece işte aktörler var işin içerisinde. Biri Erdoğan, biri Putin'di, biri bilmem neydi. Şimdilik NATO ve Amerika belasını def etmek için Putin iyi bir argümandır. Güzel gidiyor.